Arkadaşlar merhaba. Akşam bir video paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi öncelikle şu taslak zaten. Bunu eski videolarda anlattık. Basit bir taslak. Çok hızlı bir şekilde nasıl gerçekçi hale getiririz? Özellikle şu burun kısmında anlatacağım. Farklı bir metotla. Tamam. Bu sadece şu. Şurası 4B. Şuralarda 2B ile böyle hızlıca karaladığım bir alan. Şurayı da hafif geçiyorum. Bunu niye yaptım? Bu sadece bundan sonraki işlemde yapacağım şey yapışmasın diye yaptığım bir şey. Tamam. Bak şöyle bir kalem alıyorum. Kömür kalem. Bunun ucunu açacağım. Şöyle. Tamam, şu şekilde açtık. Bak şimdi şuradan toz elde edeceğim. Niye kömür kullanmadığımı söyleyeceğim. Bu kağıt dokusuz bir kağıt. Şöyle şey gibi düşünün. Bristol karton gibi düşünün. Onda kömür dağılmaz. Onu da göstereceğim. Fakat bu güzel dağıldı. Geçen denedim. Sizin de görmenizi istedim. Herhalde bu kadar yeter. Bak şöyle. Kalem de şu. Ekran görüntüsü alın. Lira 3B. Rembrandt karbon. Şimdi şunu şu dağıtıcıları kullanacağım bu sefer. Şuradan şeyi göstereyim de size. Bak bu dokusuz kağıt. Şurada bir şey göstereyim. Şöyle. Dağılıyor. Tamam. Kömürü göstereyim. Bu da her zamanki kömürümüzdü. Çok, yani zor dağılıyor. Bir de çok aşırı siyah. Sesi duyuyor musunuz? Bastırıyorum. Bir de ikisi arasında bir ton farkı var. Dikkat ettiniz mi? Şimdi ben bunu kullanacağım. Şu portrede. Bana diyorsunuz ya şunu temizleyeyim. Baştan sona paylaşmıyorsunuz diye. Ya o kadar çok teknik var ki. Şöyle hafif şöyle geçeyim. Bastırmadan. Şu an hiç bastırmıyorum. Çok az böyle dağıtıyorum hafiften. Çok az ama bastırdınız mı batar. Şimdi şuraya, şuradan kömür aldım. Şurada şöyle bir denedim. Şu koydum. Şuradan başlıyorum. Burun kenarını gördünüz mü? Şuradan hafif hafif bastırmadan ya şu şekilde bakın. Bastırmam bu kadar. Alttakiyle birleşiyor, harmanlanıyor. Dereceli kalemle yaptığım şöyle. Şurayı da yapıyorum. Şöyle hafiften. Biraz sonra başka dağıtıcı kullanacağım. Şöyle
Kaba bir şey çıktı. Tamam. İstediğin kuyruğu yakaladıktan sonra şimdi peçete ile şöyle iyice sertleştiriyorum şöyle. Hafif hafif geçiyorum. Çevirin. Şuraya da taşırayım. Şimdi şuradan dıştan içe doğru. Tamam. Şimdi birazcık da ışık vereceğiz. Fotoğraf karşımda olsaydı şuraya vereceğim. Şöyle. Bundan sonra hafif hafif ışıklar vererek şuraya da birazcık fazla ışık vereyim. Şuraya. Şöyle. Daha gerçekçi hale getirebiliriz. Yani birkaç dakikada gerçekçi bir burun çıkarttık. Kalemlerle böyle saatlerce uğraşmadık. Şu kömürle hızlıca istediğim tonu verdim. Bak şöyle bastırayım. Bak şurayı biraz daha koyu yapayım mesela, tamam. Anlatabildim değil mi? Şurayı da. Bu şekilde. Bak şuraya da dudağın üstünü var ya. Alt kısmı da biraz çıkarayım. Zaman kalırsa şu dudağa da bir el atayım ama bakayım. 7 dakika olmuş. Şu burun içini biraz daha siyah yapayım. Elimdeki kuru boya. Şöyle. Şurayı da siyah yapalım bence. Şöyle gitsin. Şurayı da şöyle. Tamam. Şimdi aynı şekilde şunun içini harmanlayacağım. Zaman var nasılsa. Yavaş yavaş. Şöyle yapayım da sonra ışık veririm ben. Şu araları birazcık beyazlıklar bırakın. Şöyle minik minik. Onlar bize biraz sonra lazım olacak. Silgiyle yaptığın zaman şuralarda bir nokta nokta gidin. Şimdi şuradan şöyle aşağı doğru gelin. Şu çizgiler kalsın. Aralarını hafif beyaz yapacağım. Çizgilerimiz yok olmasın. Altta gözüküyor. Kuyruktan birkaç tane de şuraya atayım. Şimdi birazcık ışık verelim. Şuradan başlayalım. Hamur silgi bu. Şu dudağın üstünde açalım. Şu sınırı var ya.
Şöyle. Ve silme değil de noktasal. Şurayı da açalım. Şu kuyrukları biraz şöyle taşırsak daha iyi sanki. Şuradan da. Yine fotoğrafı karşıma almadım. Ezbere gidiyoruz. Bakalım. Şuraya da ışıklar vereyim. Aralar var ya, seyredin. Alttaki çizgilerimi yok etmiyorum. Bu da keskin olacak şöyle, sipsivri. Şöyle. Sonra bak şöyle bir şey deneyelim. Şunu deneyelim bakalım nasıl oluyor. Bunu dağıtıcı diye kullanacağım. Bunun ucunu iyice açayım. Bak, sivri yaptık, tamam. Şu dudağın şu çatlaklar var ya. Şimdi bu normalde gri bir şey, grimsi bir beyaz ama burada dağıtıcı görevi görecek. Bakın seyredin. Bu tekniği unutmayın. Bu çok çizimde işinize yarar. Tamam. Şurayı biraz belli ederim ya. Şöyle. Gene dağıtıcı gibi kullanıyorum. Anladınız değil mi? Simsiyahta onu hafif yumuşattım. Farklı bir ton çıktı. Şuralar biraz daha düzeltilebilir. Şu tekniği unutmayın. Değişik oldu değil mi? Bak şu nasıl eğitim amaçlı. Bak şurada göstereyim. Şöyle yaptık diyelim, tamam. Bak şöyle. Çok düzgün zeminler elde edebilirsiniz. Tamam. Şu şekilde. Ya çizim bunlar hızlandıran teknikler. Ha yoksa yapılmaz mı? Kalemle yapılır. Ama çok zaman alır. Bak şurayı şöyle yaptık ya. Hemen bir şey daha göstereyim. Şurası gözlü diyelim. Tamam. Şöyle silersiniz. Gözün yeri çıkar zaten. Çok basit. Şurada da göstereyim. Sonra şöyle gözünüzü çıkarırsınız şu şekilde. Şöyle. Sadece hızlıca görmeniz için yapıyorum bunları. Karalama. Amacım tekniği anlatmak size, tamam. Böyle yakından göstereyim. Dudak.